Savunma sanayinde atılan hızlı adımlarla ve kimsenin beklemediği şekilde gelişmiş teknolojilere erişen Türkiye için Amerika'dan uyarı niteliğinde bir itiraf geldi. Silahlı insansız hava araçlarında olduğu gibi, insansız kara araçlarında da Türkiye'nin Amerika için çok tehlikeli bir rakip olduğu belirtildi. Bütün sınıflarda üretilen insansız kara araçlarımız, aynı zamanda yapay zeka ile de donatılarak dosta güven, düşmana korku salmaya devam ediyor. Hep birlikte detaylara inelim mi? Ne dersiniz? İnsansız hava araçları üzerine çalışan ve bu konu hakkında da Swarm Troopers, How Small Drones Will Conquer the World, yani Sürü Birlikler, Küçük İHA'lar Dünyayı Nasıl Fethedecek adlı kitabı çıkartan David Hambling, Forbes dergisi için kaleme aldığı yazıda Amerika'nın ürettiği insansız kara araçları, İKA'ları inceledi. Amerikan İKA'larının gücünden uzun uzun bahseden Hambling, bu askeri teçhizatların tatbikatlarda kullanılmaya başlandığını belirtti. Amerika'nın iki ciddi rakibi var. Görüş yazısına Amerikan ordusu içindeki subayların İKA'lar hakkındaki düşüncelerini de taşıyan yazar, Amerika'ya bu konuda en ciddi rakip olaraksa sadece Rusya ve Türkiye'yi gösterdi. Rus İKA'ları dışında Amerika'nın ciddiye alması gereken başka bir rakibi daha olduğunu kaydeden Hambling, şu an olmasa bile Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda tıpkı SİHA'larda olduğu gibi bu piyasanın önemli gücü olacağını vurguladı. Geçen yıl Türkiye, roketler dahil olmak üzere bir dizi silah seçeneğine sahip silahlı İKA'lar üreteceğini açıkladı. Türkiye son derece başarılı bir İHA ihracatçısı. Bu Türk yapımı silahlı robotlar da yakında Kuzey Afrika ve diğer yerlerdeki savaş alanlarında ortaya çıkmaya başlayabilir. Amerika'nınki kadar sofistike olmayabilirler ancak yine de karşı koymak için taktikler geliştirilmesi gereken tehlikeli yeni rakip olabilirler. Türkiye İKA'larda seri üretime başlıyor. Türk savunma sanayi bünyesinde geliştirilen orta ve ağır sınıf insansız kara araçlarının seri üretimine yönelik imzalar 9 Kasım'da atılmıştı. Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Muharebe ortamında amacımız kuvvetlerimizin hasımlarına korku salan ve onları alt eden bir imkana kavuşması. Görünmeden gören, sezilmeden sezen, vurulmadan vuran bir yapıya kavuşması." ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'nin insansız kara araçları, İKA'ları neler? Hafif sınıf insansız kara araçları. Meskun mahal operasyonlarında kullanılmak üzere zor şartlarda taktik harekat kabiliyetine sahip, kolay taşınabilir, keşif gözetleme, EYP tespit, haritalama, silah modülü, patlayıcı taşıma bırakma amacıyla kullanılabilen, gelişmiş haberleşme yeteneği sayesinde uzaktan kontrolleri sağlanabilen, farklı konfigürasyonlardaki hafif sınıf insansız kara araçları, zorlu arazi koşullarında güvenlik güçlerinin etkinliğini artırıyor. Esetron firması tarafından üretilen Gecko, Komando, Kamikaze İHA, Ejder, Hoytek firması tarafından üretilen Abra, Naga, Altınay firması tarafından üretilen Karakulak, Başak, Arox firması tarafından üretilen PCR-360 İKA, Electolent firması tarafından üretilen Teoman, TMR-I Dinçer, TMR Ceyhan, TMR İki Kutlu, Akrop, Zafer ve Aselsan firması tarafından üretilen Ertuğrul, bu alanda üretilen İKA'larımız. Orta sınıf insansız kara araçları. Her türlü arazi koşuluna uyum sağlayan, silah sistemi ve ihtiyaç duyulan farklı faydalı yüklerin takılabildiği, uzaktan kontrol paneli üstünden manuel uzaktan sürüş özelliklerinin yanı sıra yarı otonom kontrol edilebilen ve üstün hareket kabiliyetine sahip, yapay zeka sayesinde hedef tanımlama, sınıflandırma ve ölçeklendirme algoritmaları sayesinde tehditleri tespit ve takip etme yeteneklerine sahip, stabilizasyon yetenekleri sayesinde hareket halinde ve hareketli hedeflere atış yapabilen araçlar, zorlu arazi koşullarında görev yapabiliyor. Aselsan ve Ulusal Makina tarafından geliştirilen Aslan, Aselsan ve Katmerciler firmaları tarafından geliştirilen UKAP, Best Group firması tarafından geliştirilen Fedai, Electrolent firması tarafından üretilen Hançer, Boğaç,
Havelsan ve Tekatron firmaları tarafından üretilen Barkan, bu alanda üretilen İKA'larımız. Ağır sınıf insansız kara aracı. Gölge süvari, uzaktan komuta hareket kabiliyetine, göreve uygun faydalı yüklerin entegrasyonuna imkan veren tasarımıyla ateş desteği başta olmak üzere keşif ve gözetleme, lojistik destek, taktik aldatma, istihdam keşif, haberleşme rölesi, askeri tahliye gibi her türlü görevi karşılayacak bir otonom insansız kara aracıdır. FNSS firması tarafından M113 platformu üzerine inşa edilen gölge süvari araç ailesi aynı zamanda opsiyonel olarak insanlı kullanım imkanı da veriyor. Gölge süvari aracında termal kamera başta olmak üzere farklı kamera sistemleri entegre edilebilme operasyonuna sahip STM Togan döner kanatlı gözcü İHA sistemi bulunuyor. Söz konusu İHA, 50 metre irtifada otonom olarak gölge süvari aracını takip etme kabiliyetine sahip olup, takip sırasında alınan gerçek zamanlı görüntüyü yer kontrol istasyonuna aktarıyor. FNSS tesislerinde gerçekleşen ve çok sayıda niyet beyanı imzalanan insansız kara araçları ve askeri robotik teknolojiler İKA Art etkinliğinde, STM'nin Togan İHA'sını FNSS gölge süvari insansız kara aracı İKA üstünden otonom şekilde kalkış ve iniş gerçekleştirdi. Gölge süvarinin üstündeki platformda bulunan QR kod benzeri alan sayesinde, gölge süvariyi otonom olarak takip eden Togan, bu alandaki kod sayesinde araç üzerine iniş gerçekleştirdi. Ayrıca gölge süvari İKA'nın içine orta sınıf İKA Havelsan Barkan yüklendi. Birden fazla insansız sistemin otonom görev icrası gösterilmiş oldu. Togan ve gölge süvari gösteride henüz sınırlı görevler icra ediyor olsalar da, gelecekte çok daha etkin biçimde ihtiyaç duyulacak, farklı türlerdeki insansız sistemlerin müşterek kullanımı için önemli birer temeli temsil ediyor. Görüntülerdeki Havelsan Barkan gibi üçüncü ve ileride daha fazla insansız sistemin katıldığı komplike muharebe ortamlarına hazırlanılması büyük önem taşıyor. Togan, taktik seviye keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, özgün uçuş kontrol sistemi ve görev planlama yazılımına sahip, tek er tarafından taşınabilen ve kullanılabilen döner kanatlı gözcü İHA sistemidir. STM tarafından geliştirilen uçuş kontrol, görev planlama ve hedef tespit sistemleri vasıtasıyla diğer STM platformlarıyla müşterek olarak görev yapabilmektedir. Sistem, ileri seviye elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemleri vasıtasıyla 30x'e kadar yakınlaştırmayla hem optik hem de fiziki hedef takibi kabiliyetine sahiptir. Kullanıcı güvenliğinin ön planda tutulduğu gölge süvari araç ailesi, yapay zeka destekli otonomi kiti, karar destek sistemleri, sensör setleri, konumsal ve durumsal farkındalık sistemleriyle muharebe sahasında askerin bilişsel yükünü hafifletecek ve tehlikeli görevlerde kullanıcı için kuvvet çarpanı olacak bir sistem çözümüdür. Gölge süvari ailesi, FNSS tarafından geliştirilen otonomi kitiyle donatılmıştır. Devriye, takip ve üsse geri dönüş gibi otonom sürüş modlarına sahip otonomi kiti, güvenli bir sürüş için çeşitli koruma katmanlarına sahiptir. FNSS otonomi kiti, teknolojik gelişmelerin hızlı uyarlanabilmesini teminen açık mimaride tasarlanmıştır. M113 platformu üzerine inşa edilen gölge süvari araç ailesiyle güvenilir bir platforma uzaktan komuta ve otonom yetenekleri kazandırılmıştır. 450 km ve üzeri menzili olan gölge süvari araç ailesi dizel bir motorla donatılmıştır. Düz ve asfalt yolda 50 km saat ve üzeri hıza ulaşabilen gölge süvari %60 dik ve %30 yan eğimde hareket edebilmekte. 60 santim yüksekliğinde dik engel ve 160 santim uzunluğunda hendek geçebilmektedir. Gölge süvari 4500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir. Ağır ve orta sınıf insansız kara aracı seri üretim niyet beyanları, FNSS'de düzenlenen insansız kara araçları ve askeri robotik teknolojiler töreninde imzalandı. Törende hafif, orta ve ağır sınıf insansız kara araçları kabiliyet gösterimi de gerçekleştirildi. Bugünün modern muharebe sahasının yoğun teknoloji ve yapay zeka harp teknikleriyle donatıldığına işaret eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak hızlı bir gelişme gösteren insansız kara araçlarının kullanımının gelecek dönemde oluşturacağı faydalara bağlı olarak da daha da artacağını vurguladı. Demir şöyle konuştu. İnsansız hava araçlarında sağladığımız başarıyla beraber kara,
deniz, hatta denizaltı araçlarında benzeri bir sistemi ortaya koymak ve hatta çok yönlü insansız araçlara doğru yol almak, robotik sistemlere doğrudan çalışmak gerektiği aşikar. Çoklu operasyonel ihtiyaçları karşılamak, ancak bu tür sistemlerin entegrasyonu, beraber çalışabilirliklerinin sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Eğer yarının gelişmelerini bugünden öngöremezsek, yarın harekat alanında karşımıza çıkacak bazı unsurlar bize sürpriz etkisi yapabilir. Bizim amacımızsa tam tersine hasımlarımıza sürpriz etkisi yapacak bazı unsurları sahaya vermektir. Çeşitli boyut ve kapasitelerde insansız kara araçlarının deneysel ve prototip olarak sahaya verildiğini anlatan Demir, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin çok yönlü olduğunu, bu sayede araçların çok daha geliştiğini dile getirdi. İsmail Demir, muharebe ortamında amacımız kuvvetlerimizin hasımlarına korku ve onları alt eden bir imkana kavuşması. Görünmeden gören, sezilmeden sezen, vurulmadan vuran bir yapıya kavuşması ifadelerini kullandı. Böylece bu güzel bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.